AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, partisinin il danışma meclisi toplantısına katılmak için geldiği Giresun'da basın mensuplarıyla buluştu. Ne iş yapıyorsun? Hangi çalışma yapıyorsun? Giresun Belediyesi sosyal tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin AK Parti döneminde çok şeyler başardığını ancak en önemlisi özgüven kazandığını, devlet-millet kaynaşması sağladığını ve vesayet odaklarının geride kaldığını söyledi. Bence Türkiye'de 19 yıldaki en büyük kazanım nedir derseniz, birkaç temel noktayı sayıp sözü sizlere vermek isterim. Yollar yapıldı, köprüler yapıldı, otoyollar yapıldı, hızlı trenler yapıldı, havaalanlar yapıldı vesaire. Üniversiteler yapıldı. Her türlü teknoloji Türkiye'nin yaşa arabasını yapmak ya rahat kaldı. Helikopter motorunu yaptı. Öyle görünüyor ki birkaç yıl içerisinde uçak motorunu yapacak. Türkiye uzay çalışmalarını başlattı. Bunların hepsi fevkalade güzel gelişmeler. Ama Türkiye'nin bu dönemde kazandığı birkaç tane önemli gelişmeyi de şöyle ismen olsa bahsetmek istedim. En önemli gelişme, Türkiye'nin bu son dönemde kazandığı en önemli gelişme özgüven duygusudur. Türkiye'nin insanları biz yapabiliriz. Türkiye'nin gençleri biz bunu da başarabiliriz noktasında kendilerine olan itimatları güvenlerine. Bu özgüven gelişmesi Türkiye'nin kazandığı en büyük kazanımlardan birisidir. Önceden uçaktan, uçak motorundan, helikopterden, efendim havaalanlarından vesaire bahsedildiğinde biz yapamayız bunları. Türkiye'nin arabasını biz yapamayız. Türkiye'nin tankını, tüfeğini biz yapamayız diye bir aşağılık kompleksi içerisinde hareket edilir. Öyle olduğu için de bu konularda adım atılmaz. Şimdi Türkiye her alanda Türkiye'nin insanları bir özgüven içerisinde gelmiştir. Allah'a çok şükür bu bir millet için en büyük kazanımlardan birisidir. İkincisi devlet-millet kaynaşmasıdır. Türkiye'de önceden devlet başka telden çalar, millet başka telden çalar. Devlet milletin önceliklerine hiç hesap etmez. Millete hiç itibar etmez. Millete adam edilmesi gereken bir güruh olarak görür. Öyle olduğu için de hani diyor ya şair, hükümet dediği çatır kaçtı zat. Hükümet çatır kaçtı zat. Hele hele bizim Karadeniz'de, Karadeniz kırsal bölgelerinde vesaire jandarma dediği şey sadece, hükümet dediği şey sadece jandarmanın dipçiğinden ibaret. Allah çok şükür bunlar yerinde kaldı. Şimdi kamunun bütün görevi, valisi, üniversite hocası, emniyet müdürü, belediye başkanı, milletvekillerimiz, herkes hep beraber kamunun içerisindedir. Üçüncüsü ise Türkiye'deki vesayet odaklarının artık geride kalmış olmaları. Yeri geldiğinde darbelerle, yeri geldiği zaman bir takım siyasi manipülasyonlarla, yeri geldiği zaman siyasi cinayetlerle, yeri geldiği zaman adam kaçırarak vesaire, yeri geldiği zaman toplumsal grupları birbirine düşman edip sağ sol çalışması, Alevi-Sünni çalışması vesaire, partileri kapatarak siyasi iradeyi ortadan kaldırmak. Bunlar bu halk bilmez, bu halk anlamaz, bu halkın adına bizim milleti şekillendireceğimiz adımlar atmamız lazım derlerdi ve bu vesayet odakları Türkiye'nin siyasetini de ekonomisini de ticaretini de dizayn ederdi.